Gidelim yemeğe hadi. Yok ya canım istemiyorum. Ya ne demek canım istemiyor ya? Sen benim hala bu hayır cevap olarak kabul etmeyeceğimi öğrenemedin Haluk'cuğum ya. Hadi gidiyoruz. Yok yok gitmiyoruz. Gidiyoruz. Gitmiyoruz. Hadi gidiyoruz. Nasıl olmuşum? Çok ya. Güzel olmuş güzel. Senin bu halin ne? Daha anlaşmayı imzalamadan formayı giymişsin. Pazarlık gücümüzü düşürüyorsun. Ya ben zaten Beşiktaş taraftarıyım. Ne olacak? Profesyonellikte taraftarlık olmaz. Bugün Beşiktaş'la anlaşırız, yarın Fenerbahçe'yle anlaşırız. Git üstüne normal bir şeyler giy. O zaman ben yarın profesyonel olayım. Git üstüne normal bir şey giy. Of. Ben para konusunda anlaşana kadar forma falan giymek yok. İremciğim. Hı? Senden daha fazla saklayamayacağım. Ben galiba aşık oldum. Aa, kime? Senin Haluk Bey'ine. Saçmalama Tutku, olmaz öyle şey. Ne demek olmaz? Haluk Bey öyle birisi değil çünkü. Niye, ona aşık olunmaz mı? Hayır, olmaz. İstemez öyle şey o. Fark etmez. Ben hallederim. Canım, sen bu işi unut. İremciğim, sen benim isteyip de elde edemediğim bir erkek gördün mü hiç? Haluk Bey, elde edemediğim ilk erkek olur. O zaman bekle ve gör. Emine! Efendim Meltem Hanım. Ben çorba dağıtmaya gidiyorum. Sen de benimle gelsene. Aa, bilmem, gelsen mi? Tabii bak, çok güzel bir şey. Evsiz insanlara, sokakta yaşayan insanlara böyle sıcak birer kap çorba ikram edeceğiz. Yani keşke daha fazlasını yapabilsek tabii ama. Hadi gel. Tamam, geleyim o zaman. Tamam, o zaman bunu da üstüne giyeceksin ama. Ha, öyle mi? Aha. Ha, neden peki? Bu onların üniforması. Hı. Ha, tamam. Hadi üstüne giy. Hazırlanayım be. Tamam, tamam. Tamam, hadi. 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 Haluk'cum ya, amma naz yaptın ya. İyi tamam o zaman, bak biz bize gidelim. Erkek erkeğe yiyelim, içelim, dertleşelim. Bak ben şimdi hemen 5 yıldızlı muhteşem bir restorana rezervasyon yaptırıyorum. Yok yok, öyle şeyleri sevmem ben. Ya ne demek sevmem ya? Kadroya bak, sen, ben. Bir de ben. Sen nereden çıktın? Ben zaten buradaydım, acaba sen nereden çıktın? Ya sen yokken ben vardım Tuna Fiş. Asıl sen yokken ben vardım. Arda bak bak. Of, hadi abartmayın. Hadi gidelim bir yerlerde bir şeyler yiyelim. Ondan sonra herkes kendi yoluna. Benim bildiğim çok güzel bir yer var. Haluk, oraya gidelim. Tuna Fiş yerde bilirmiş. Yahu benim bildiğim çok daha güzel bir yer var. Hemen rezervasyon yaptırıyorum. Bak, nereden bileceksin sen? Benim bildiğim yer her şeyden daha güzel. Ya, senin bildiğin yerleri biliriz biz ya. Asıl benim bildiğim yere gidiyorum. Hayır, benim bildiğim yere gidiyorum. Ya, tamam, kesin. Benim bildiğim yere gidiyoruz. Olur. Çek Şükrü, kaçırma bunları. Detay giriyorum abi, merak etme. Bunları böyle içli köfteyi ince açacaksın. Bunun haşlaması da olur, kızartması da olur. Nasıl yemek isterseniz. Ama ince olacak kesin. Dön bana Şükrü. Değerli takipçilerimiz, içli köfteyi evlerinize deneyebilirsiniz. Gerekli malzemeleri açıklama kısmına yazacağız. Hüseyin mutfakta gururla sunar. Kat kat. Kat Şükrü. Kat kat. Kestim abi. Takipçilerimiz buna bayılacak. Niye bayılsınlar ki enişte? Onları yemeyecek, sadece izleyecekler. Hadi Kadriyen de, pişirelim artık. Ben daha fazla dayanamayacağım. Dayan oğlum Şükrü, dayan. Az kaldı. Haluk'cum, biliyor musun ben bu hayatta 2 kere doğdum. Birincisi anneciğimin karnından çıktığımda. İkincisi boşanma davası bittiğinde adliyenin kapısından çıktığımda. Birincide nasıl ağladıysam ikincide öyle kahkahalarla güldüm adliyenin kapısında. Neden? Çünkü ayaklarımdaki prangalardan yıllar sonra kurtulmuş gibi hissettim. Ben köle olmadım. Uydurma. Yani uydurma anın şu an sen bir kere bak abi. Yani herkese başka türlü bir şey olabilir bu. Yani ben mesela boşandığım zaman kendimi böyle uzay boşluğunda gibi falan hissetmiştim. Yani ne zaman evlendim o zaman böyle tekrar ayaklarım yere bastı Haluk. Yani başka bir şey hissetmeye başladım. Harika konuşuyoruz yani. İçim açıldı. Neyse, siz beğendiniz mi buranın güzeldir hamburgeri? Fena değil. Fena değil. Güzel, çok güzel. İdare eder, idare eder. Ama yani neticede alternatif ne? Evde yemek.
Dışarıda yiyoruz ya, tadını çıkaralım. Yahu ben evliyken, bak şimdi aklıma geldi yine tüylerim diken diken oldu o yılları. Evliyken nerede yemek yiyordum? Nerede? Sürekli evde. Evde yemek yiyordum ya. Eski karım yemek yapıyordu, bir yemek yapıyordu. Rezalet, öyle bir rezalet olmaz. Ya o zaten yapabildiği bir tane yemek vardı, o da türlü. Onu da yesen bir türlü, yemesen bir türlü. Yedik, mecburen yedik. Ne zamana kadar yedik? Boşanana kadar. Boşandıktan sonra dünyanın en ünlü restoranlarında en lezzetli yemeklerini böyle padişahlar gibi sofrayı donata donata yedim. Bir bakalım neden padişah? Tahmin et. Bilmiyorum. İki kelime söylüyorum sana çünkü bekarlık sultanlıktır. Ya sen kötü bir evlilik yapmışsın ya. Senin evliliğin kötü diye her şey kötü mü olacak ya? Saçmalama Allah aşkına. Ya Ardın bak bak nesin? Bir kere mantık olarak şöyle düşün. Dünyanın en iyi aşçısı kimdir abi? İnsan annesidir. İkinci aşçısı kimdir? Karısıdır. Yani dünyanın en iyi yemeğini anneyle eşi yapar insanın. Yani eşinden daha iyi yemeği kim yapabilir ya? Yani onun hangi aşçı Allah aşkına insanın eşinin yerini alabilir Haluk? Alır. Alamaz. Alır. Alamaz kardeşim. Alamaz. Alır. Alırdı da. Şimdi de değil mi? İşte böyle yerler alamaz. Ya ben gidiyorum ya. Kusura bakmayın. Hakikaten yani şey yanlış anlama ama bir randevumuz var. Günü geç kalma ne olursun. Erken gel dedi. Dur lan nereye gidiyorsun? Ya birisi gelecekmiş görüşmeye. Gönül dedi ne olur sen de ol dedi. Ya kusura bakmayın ne olursunuz. Yani teşekkür ederim yani. Hoşçakalın. Kusura bakma ne olursun ya. Hadi canım. Elementary fish. Bye bye tuna fish. Bak 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 bak. Tuna fish nasıl eve koşa koşa gidermiş. Neden? Evli. Ama balık gitti. Balığın üzerine ne gider? Tatlı. Ya bir de tatlı söyleyelim mi? Ha? Hadi. Şunu bitirelim de. Hadi Emine hadi. Ah teyze. Teyze, uyan. Kalk kalk. Bak, Allah razı olsun afiyet yavrum. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Ekmek de vereyim. Allah razı olsun. Amcacığım çorba alır mısınız? Allah razı olsun kızım. Afiyet olsun. Ben şöyle ekmek de vereyim size. Buyurun. Ay. Elinize sağlık. Amca dur bak güldüreyim seni bak. Emine. Bak. Buyurun, buyurun. Sizin Allah razı olsun. Şöyle ekmek de alın. Bir tane daha sıkalım. Şöyle böyle. Afiyet olsun. Ay canım benim. Buyurun. Geç kalmadım değil mi? Yok hayatım, daha gelmediler. Ay her şey hazır değil mi? Hazır hazır. Son bakayım. Ya biraz abartmadınız mı çocuklar Allah aşkına ya? Ay ben anlamadım ki yani kim geliyor bu kadar? Gelecek işte çocuklar internet oyun oynuyorlar. Kendi kendine de isim karıştırıyor. Ben de şey yapıyorum. Hah bal geldi. Merhaba. Orçun Bey'in evi burası mı? Merhaba. Evet, evet buyurun hoş geldiniz. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. 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 Nereye geçelim? Buyurun şuraya. Şöyle şey yapalım. Bizim hesabı getirsin. Haluk'cum ya bak şimdi. Bekarlık var ya sadece sultanlık da değil. Aynı zamanda özgürlük. Bak şuna fişi nasıl pım 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 öyle kuyruğunu yüz geçir oynat oynata gitti. Neden? Çünkü evli. Oysa bak ben yanındayım. Sonuna kadar da yanındayım. Neden? Neden? Çünkü ben boşandım. Ben özgürüm. Özgürlük. Bu özgürlüğü en güzel kim anlatır biliyor musun? Bak sana iki kelime söyleyeceğim. Braveheart. Muhteşem akıllı. Burada ünlü İskoç düşünür William Wallace. Ne der? Nasıl haykırır? Freedom! Ne demek? Özgürlük. Yahu adam kim bilir evlilikten nasıl bunaldıysa. Düşün ya karısı öldükten sonra sırf kendi özgürlüğü değil. Yahu bütün İskoçya'nın bağımsızlığını ilan ediyor. Ya işte bu. Ah çok güzel yerdir. Yalnız İskoçya'ya gittin mi hiç? Gittim ya ben seni götüreyim. Orada bir yemek, orada bir hamburger yedireyim ben sana. Asıl bak yahu bir işkembesi var adamların. İnanılmaz nasıl yapayım? Anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır. Ayrı dümen tutarız bu evde.